Yani kim demiş kızları bize? Güzel diyeceğim. Evet, kızların ama es geçmeyin. Sakın unutmayalım onu. Evet, bu video söylemeyi unutmuştum. Tamam ben gidiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki de. Erkekleri güzel. Daha da yaşamak Facebook kanalı için çektiğimiz videoların yenisiyle karşınızdayız. Ben Çınar. Ben eşim Burcu. Sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Karadağ'da çalışma izni. Yani Karadağ'da nasıl çalışırım diye, nasıl iş bulurum diye sorular geliyor demeyeceğim artık. Sorular yağıyor resmen. Herkes çalışma nasıl gelebilirim derdinde ama. Çünkü videomuzda Çınar şunu anlatmak istedi. Karadağ'da gelirseniz iş bulabilir misiniz? Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar Karadağ'a gelirseniz iş bulma ihtimaliniz %10. Bence %10 çok iyiyim sensin. Ben iyiyim senin. O yüzden %10. O yüzden. Ya, bu ülkede üretim yok, sanayi yok, fabrika yok. Var da yeni yeni gelişiyor. Çok yeni. Belki atölye düzeyinde falan yani. Hani çok büyük bir sanayileşme falan olmadığı için. Burada tabii ki de işçi de yok. Hani ne iş var derseniz garsonluk var. Belki tezgahtarlık var. Barmenlik falan olabilir. Düşünüyorum şimdi. Yani bir kere şimdi. Öğretmenlik desem denklik gerekir. Denkliğiniz varsa dil gerekir. O gerekir, bu gerekir. Çok iş açısından bir iş kurulduğu zaman bana göre bu ülkede özellikle eksik olan çok fazla sektör olduğu için iş tutar. Ama gideyim çalışayım derseniz asgari ücret çok düşük. Yani hani sizin bir eviniz falan olur. Başka bir geliriniz, yan geliriniz falan olur. O da ek gelir olur derseniz evet. Ama ana gelir için Karadağ'da asgari ücret gerçekten çok düşük. Ya bu videoyu ben şunun için çekmek istedim. Şimdi mesela bazı arkadaşlar geliyor. Ya ben Karadağ'a geleyim. Mesela bineyim geleyim uçağa. Bu uçak parası. Orada nasıl iş bulurum, çalışırım. Evet. Elimden her şey gelir. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde gelenlerin Almanya hepsi değil. Almanya değil. Bu şekilde gelenlerin hepsi arkasına baka baka gelemiyor maalesef. Çok üzücü bir şekilde. Evet. Yani böyle bir umut yok. Yani Karadağ'ın taşı toprağı altın değil. Yok yok. Kesinlikle değil. Buraya gelenler hep orta sınıf veya orta sınıfın bir üstü bir sınıf. Evet. Ya kendi işlerini kuruyorlar. Kendi kazançlarını sağlıyorlar. İşte arkadaşlar Karadağ'da iş kurmak neden avantajlı? Karadağ'da çünkü bazı şeyler hiç yok. Yani bir şeyleri burada yaptığın zaman, üretim bazında yaptığın zaman belki de bunu ilk yapan insan siz olacaksınız. O yüzden şimdi tamamen gelişimini tamamlamış, zaten her şeyin var olduğu bir yerde bir işe başlamak risktir. Neden? Bundan A da satıyor, B de satıyor, C de satar mı? Bakalım. Şeye göre, talebe göre. Ama hiç yoksa, tek kişisizseniz tabii ki herkes gelecek. O eksik olan şeyi sizden alacak. Buranın fırsat kısmı burada. Çünkü bazı şeyler hiç yok. Yeni gelişen bir yerde bir şeyleri sizin getiriyor olmanız, başlatıyor olmanız bu bir fırsattır. Hani bundan 70'li 60'lı yıllarda İstanbul için bir deyim vardı. Taşı toprağı altın diye. Ama gerçekten o zamanlarda biraz da kafasını kullanıp da İstanbul'a giden insanlar gerçekten taşından altın sıkıp çıkarttılar yani. Ama bugün İstanbul'a giden insanlar nerede yani bu altın? Bulamazlar. Artık çok zor. Artık altın değil, ekmek yok. Yani eskiden insanlar kazanmak için çalışıyorlardı. Şimdi sadece hayatta kalmak için çalışıyorlar. Evet. O duruma geldik. Karadağ'da mesela gelmek isteyen gruptan şöyle yazıyorum. Mesela mobilya ustasıyım. Orada gelip iş bulabilir miyim? Sığ tesisatçıyım. Asansörcüyüm. Evet. İşte demir doğramacıyım. Buraya gelip iş bulamazsınız arkadaşlar. Bir kere lisanınız yok. Burcu'nun da dediği gibi. Sonrasında buraya geleceksiniz. 300 euro maaş alacaksınız en iyi ihtimalle. Onunla nasıl geçineceksiniz? Ev kiranız, elektrik, su. Arkadaşlar. Yani imkansız. Şöyle size bir genel bilgi vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Ülkelerin refah seviyesi ne kadar yüksekse daha böyle basit mesleklerde iş bulma olayı o kadar artıyor aslında. Kesinlikle artıyor. Yani örneğin bir Hollanda'da sıhhi tesisatçı çok nadir bulunuyor ve saat başına gerçekten çok ciddi paralar oluyor. Oraya gidebiliyorsunuz. Ya da bir mobilyacı ya da ne bileyim tamirci, işte bu tarz şeyler, araba tamircisi falan filan. Ama zaten refah seviyesi biraz daha düşük bir ülkedeki insanların geneli ortalama bu işleri yaptıkları için bu tarzda eleman bulmak daha kolay oluyor. Kolay. O yüzden de sizin iş bulma şansınız düşüyor. Şimdi kendi ülkesinde adam dilini biliyor. Onu mu çalıştıracak? Hiç dil bilmeyen birini mi çalıştıracak? Lütfen bunları düşünelim. Bir de arkadaşlar ben bu videoda bunu söylemek istiyorum. Özellikle bu son 15-20 gün içerisinde bize bazı eleştiriler geldi. Sanki biz Karadağ'a böyle avlıyoruz, pulluyoruz falan. Asla öyle bir şey yok. Biz her şeyi doğrusuyla söylüyoruz. Bizim gibi doğrusunu söyleyeni bulamazsınız. Yani Karadağ arkadaşlar öldüğü gibi yer yok, değil. Biz yani, bunu en başından beri söyledim. Ben ilk videoda da bunu söyledim. Burası çok küçük. Küçük. Sıkıcı bir yer. Küçük ama bir yer, sıkıcı bir yer. Nüfus az. Böyle
Bakın gelmek isteyen insanların çoğu ne diyor? Ben diyor böyle bir yer istiyorum. Huzur ya da istiyorum diyor. Şimdi mesela bana sorarsanız ben nerede yaşamak isterim? Bunu kalben söyleyeyim. Ben mesela Las Vegas'ta yaşamak isterim. Bunu ciddi söylüyorum. Mesela ben çok şaşalı, hareketli yerleri seviyorum. Öyle bir fırsatım olsaydı orayı tercih ederdim. Ama mesela atıyorum başka birisi der ki ben köyde yaşamak istiyorum. O da onunla mutlu oluyor. Yani insanları ülkeyle yaşamak istediği yere göre bunu sınıflandıramazsınız, eleştiremezsiniz. Çok saçma. Diyor ki benim ülkemin taşı toprağı altın. O zaman sen orada kal. Kal yani, kimse seni koluna yani tutup gelip, zorla götürmüyor. Aynen, gruba gelip arkadaşlar öyle saçma sapan yorumlar yapmayın gerçekten. Gerek yok. Bir yerden sonra biz de insanız ve kızıyoruz. Öğrenmek isteyen, bu ülkeyi merak eden, bu ülkede yaşam var mı yok mu, hayat nasıl? Çünkü bilinen bir yer değil. Hani şimdi mesela beni Almanya'da yaşayan bir akrabam aradı. Dedi ki nerede yaşıyorsun falan. Yani şimdi biliyorum Karadağ diyeceğim, bilmiyorlar. Bunlar işte 40-50 senedir Almanya'dalar. O yolu gidiyorlar, geliyorlar. Dedim ki Yugoslavya'da yaşıyoruz. Dedi ki bana hiç dedi Yugoslavya'ya dedi çalışmaya giden duymamıştım dedi. Çünkü kafada kalan bu. Orası savaş içerisinde, yokluk içerisinde kalan, savaş bitti. Bitti. Ama yokluk tam bitti diyemeyiz. Diyebilir misin? Aynen. Diyemeyiz. Yani burası fakir bir ülke. Biz demedik ki para basıyorlar. Yok öyle bir şey. Ama gerçekten anlamadığım bir şekilde de iyi yaşıyorlar. Bunu biz hala anlamış değiliz yani. Yani gelişiyorlar sürekli. Bir belki 5 sene 10 sene için çok çok farklı olacak her şey. Evet. Bu yani uzun vadeli bir plan. Yani Karadağ'a gelenlerin çoğusu ben uzun vadeli düşündüğünü düşünüyorum. Yani kısa vadede ben oraya geleyim, zengin olayım. Yani zengin olmak istiyorsanız Karadağ kötü bir fikir. Kesinlikle. Eğer siz, ama bakın şunu unutmayın. İyi bir, nasıl büyük paranız varsa inşaat işlerinde gerçekten çok, çok güzel para var. Yani bir koyuyorlar, onu alıyorlar diyebilirim. Yani Türkiye'deki fiyatlara kıyasla bir anlamda kar ediyorlar. Kiraya da verse kar ediyor, satsa da kar ediyor, her türlü kar ediyor. Bu bir fırsattır. Bunu şimdi ha bana diyeceksiniz tamam bizim ülkemiz çok güzel, her şey çok güzel. Ama bana mesela yazan eden bir sürü insan Türkiye'de artık inşaat sektörü durmuş diyor. Herkes kendi, bu insan başka bir yer arıyor. Bu da merak ediyor, geliyor, soruyor. Ne yapalım, cevap mı vermeyelim yani siz öyle istiyorsunuz diye. Yok öyle bir şey, biz cevap vereceğiz. Yani dediğim gibi ama iş aramak için, iş bulmak için, maaşlı çalışmak için ve başka bir yan geliriniz yoksa Karadağ gerçekten çok kötü, çok, çok kötü bir fikir. Kalifiye bile olursunuz, çok iyi mesleğiniz vardır. Tamam o şekilde yine iş bulursunuz ya, ama onlar da başka bir... Kaç para alıyor doktor? Doktoru ben bahsetmiyorum. Mesela bilgisayar mühendisi atıyorum, çok iyi İngilizce biliyor. Onlar zaten Kanada'ya vesaire vesaire evet. Ülkelere çok rahat gidebiliyor. Karadağ'a gelmezler yani kolay kolay. Yani. Belki yaşamak, ucuz yaşamak için gelir. Ya onun için iş bulmak için çok tercih edilecek. Ya Kara şöyle noktalayalım istiyorsan videoyu. Çok kafaları karıştırmadan. Karadağ'a gelmek için belli bir seviyede ve üstünde olmanız gerekiyor. Evet. Sadece çalışmak için buraya değil de yani iş kurup bir şeyler üretmek amacıyla buraya gelmeniz gerekiyor. Ya da inşaat vesaire yapacaksanız gelmeniz gerekiyor. Onun dışında çalışmak için Karadağ çok kötü bir seçim. Evet. Bence. Bence de. İkimiz aynı fikirdeyiz. Yani ama yaşamak için güzel bir yer. Yaşamak sakin, için huzurlu, sakin, huzurlu, özgür. Bunlar var. Yani ama ne havası bileyim. Güzel. Arkadaşlar yani kim demiş ki? Kızları bize, güzel diyeceğim. Evet, kızların ama es geçmeyin. Sakın unutmayalım onu. Evet, buyu da söylemeyi unutmuştum. Tamam ben gidiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki de. Erkekler güzel. Evet, yani Karadağ'da mutluluğu, huzurlu, huzurlu. Korku insanı konuşturmuyor. Huzuru, mutluluğu ve özgürlüğü arıyorsanız Karadağ çok ithal bir yer. Arkadaşlar kafamı dinlemek istiyorum diyebilirsin. Sakin. Ya ne bileyim, tamam ben başka bir yerde şansımı deneyeceğim diyebilirsin. Birçok yere git. Karadağ'ın avantajı bu konuda şu. Herkes size gelip de aa hoş geldin, aa buyur oturumun demiyor. Özellikle bu fiyatlara oturmayan bir yer varsa bize de söyleyin. Biz de oraya doğru kayalım. Ama yok öyle bir şey. Balkan ülkelerinde genelde Balkan ülkelerinde böyle. Alkın ama Balkan ülkeleri içerisinde bana sorarsanız bence en tercih edilmesi yer Karadağ. Gerçekten bunu kalpten Hırvatistan'dan söylüyorum. Hırvatistan'dan sonra. Hırvatistan'a mı artık Balkan sayımı? Avrupa Birliği'nde o. Yani Hırvatistan'ın diğer Balkan ülkeleri gibi bir avantajı, avantajı yok. Almıyor. Çok zor. Yani çok zor değil. Genelde almıyor kalifiye bile. Kalifiye elemanı bile almıyor. Kalifiye olsanız bile çok zor girmek. Almıyorlar demek. Evet. Onlar öyle bir şirket kurayım, oturum vereyim falan da imkansız yani. İmkansız. O yüzden burası şu anda bir fırsat. Ha, yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne girecek olması bir fırsat ki yine söylüyoruz bu yarın değil. Bunun bir zamanı var. Bununla ilgili video çekmiştik zaten evet. Daha öncesinden. Takip edenler bilir. Karadağ'da yine de iş ilanlarını ben açıklama kısmına koyayım. Bazen çok İngilizce bilen, Türkçe bilen elemanlar arıyorlar. Yani büyük şirketler. Evet. Öyle girebilirsiniz. Tabii o da çok kalifiye eleman oluyor. Ya şöyle bir şey olabilir. İş olarak ne olabilir? İngilizce varsa
İngilizce çok iyi İngilizce, ama. Çevirmenlik yapabilirsin. Bildiğim kadarıyla saat üzerinden ücret alıyorlar. Tabii. Hatta böyle biraz da bu tarafların dillerinden bir şeyler biliyorsanız o zaman süper olur. Bak o zaman güzel para kazanırsın. O zaman ya şöyle yani. Bir şey diyeyim size. Şu anda mesela Türkçe ile Karadağ'ca bilen elemanlar gerçekten çok çok iyi çok kazanıyor burada. Sayırlar zaten. Bir elin parmaklarını geçmez. Öyle söyleyeyim ama çok acayip paralar kazanıyorlar. Çok acayip bir teklifler oluyorlar. Tabii çünkü Türkler geliyor buraya. Evet. İlk soru şey tercüman bulabilir miyim? Bulamıyorsunuz. Ya saatli çalışıyorlar. Ama şey ve şu anda... saatine 40-50 euro aldıklarını biliyorum. Öyle. Aynen. Böyle bir şey yeteneğiniz varsa bu olabilir. Ya da, ya da buranın dilini bir sene öğrenip ikinci sene burada çalışabilirsiniz. Türkçe çeviri olarak. Olabilir. Onu da yapabilirsiniz. Mantıklı gayet. Yani Türkler burada çoğalıyor. Türkçe ve Karadağ'ca bilen elemanların ihtiyacı da artıyor bu sebepten dolayı. Ya arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biz bilmiyorum bundan önceki videoda söyledik mi ama biz ilk geldiğimiz zaman gelen insanlar şirket açıp gidiyorlardı. Evet. Şimdi gelen insanlar gerçekten oturmaya geliyor. Yani, evet. Biz bunu görüyoruz, gözlemlediğimiz bir şey. Şimdi ilk ya bizim zamanımızda ilk geldiğimizde insanlar dediği gibi orada bir şey oturma olsun da bir şey olursa ben giderim tarzındaydı. Ama şimdi gelenler direkt yaşamak için geliyor. Evet. Direkt yaşamak için gelmek tabii ki avantaj. Çünkü diğerleri fake şirket oluyor. Sahte şirket oluyor. Daha fake derken. Faal değil. Fake abi bunlar fake. Ya. Şimdi gelenler şirketler, şimdi açılan şirketler, toparlayabilirsem eğer, gerçek şirketler oluyor. Ha. Evet. Videoyu sonlandırırım. Olur. Bir zahmet. İçimi döktüm arkadaşlar, kusura bakmayın. Biz gerçekten, yani bir... Ya biz... Daha önce şunu söylemiştim, bizde böyle bir yol gösteren olmadı ve biz gerçekten çok zorlandık. Hani biz bu işe aslında bu kafayla çıktık. Biraz yol gösterelim, herkes nereye geldiğini bilsin dedik. Ama biz kimseye şunu demedik. Kardeşim gelmeden önce sen ne bileyim oraya belgelerini gönder git şirketini aç. Ne bileyim sonra gider görürsün ya çok mükemmel şahane bir yer. Dünyada daha iyisi yok. Biz öyle bir şey söylemedik. Daha önceki videolarımızda da böyle bir şey varsa çıkarın gösterin ya. Hepsini sileceğim videoların. Yani biz övmüyoruz. Olanı söylüyoruz. Gördüğümüzü söylüyoruz. Şunu yapın çok basit bir şey arkadaşlar. 1 saat 20 dakikada İstanbul'dan Podgorica'ya gelebilirsiniz. Gelin, görün, gezin, kararı kendiniz verin. Diyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.